Herkese merhabalar, ben Volkan Çelik. Bu kez oldukça ilginç bir kitaptan bahsedeceğim sizlere. Ve sizler de göreceksiniz ki zamanında yazılmış ve dağıtılmış olan bazı bilgilerin Yahudileri ve Hristiyanları hak yoluna nasıl davet ettiğini sizler de göreceksiniz. Tobit'in kitabı. Yaklaşık M.Ö. 950-165 yılları arasında İbrani kutsal metinleri eski ahit olarak derlenip kabul edilen kitaplar hakkında kesin bilgilere sahip bulunmaktayız, sizler de biliyorsunuz. İbrani kutsal metinlerine yakın olan ve apokrifa olarak adlandırılan yazılar mecmuası ise daha az bilinmekte. Tobit'in kitabı ise onlardan biri. Bu kitaplar Helenistik ve Roma dönemlerinde Yahudiler tarafından yazılmıştır. Yahudi ve Hristiyanlar tarafından oluşturulan Eski Ahid'in 39 kitabıyla ve bazen de Hristiyanların oluşturduğu Yeni Ahid'in 27 kitabıyla yakından ilişkisi olan bu metinler oldukça önemlidir ve bunların Yahudi ve Hristiyan topluluklarına gelen ilhamla yazılmış oldukları kabul edilmekte. İlkin Yahudiler, sonra da Hristiyanlar kutsal kitapların kanonik, yani sahih, meşru şekillerini tespit ederken bu yazıları kutsal metinlere dahil etmemişler ve böylece söz konusu yazılar etkisini ve önemini kaybetmeye başlamıştır. Sonuç olarak bu metinler genelde kayıp orijinal nüshaların tercümeleri olan daha sonraki yazma eserlerde korunmuştur. Ölü Deniz yazmalarının bulunmasından ve söz konusu dönemin düşünce farklılıklarının yeniden önem kazanmasından sonra bilim adamları ilk dönem Yahudi, yani M.Ö. 250 ile M.Ö. 200 yılları arasındaki dönemden bahsediyoruz ve Hristiyan ilk 4 asır tarihlerinin kanonik kitapların dışında kalan ve apokrifa olarak adlandırılan yazılar mecmuasına başvurulmadan yazılamayacağı konusunda fikir birliğine varmışlardır. İbranice ya da Aramice dilinde yazılan Tobit'in kitabı, Tanrı'ya imanı olan kişilere yapılan mucize biçiminde yardımı anlatan bir öyküdür. Dinsel bağlılıkla ahlak konusunda bir Yahudi öğretisidir. Bu kitap, yeni anlaşmadan önceki dönemde Yahudi dinini ve kültürünü canlı biçimde anlatmaktadır. Dilerseniz yavaş yavaş bahsetmeye başlayalım. Gabel oğlu, Aduel oğlu, Ananiel oğlu, Tobiel oğlu Tobit'in öyküsü. Kendisi Asyel'in soyundan, Naftali oymağındandı. Asur kralı Şalmaneser'in zamanında Tisbe'den sürgüne gönderildi. Tisbe, yukarı Galile'de, Kadeş Naftali'nin güneyinde, Hazor'un yukarısında, Safet'in kuzeybatı yönündedir. Tobit sürgünde. Ben Tobit. Yaşadığım sürece doğru yoldan ayrılmadım. Kendimi iyi işlere adadım. Asur ülkesinde Ninova'da benim gibi sürgün olan kardeşlerime ve vatandaşlarıma pek çok sadaka verdim. Gençliğimde İsrail ülkesinde evimdeyken atam Naftali'nin bütün oymağı Davut'un soyundan ve Yeruşalim'den ayrıldı. Oysa bütün İsrail oymaklarının kurbanlarını sunmaları için bu kent seçilmişti. Bu kentte tapınak, Tanrı'nın evi yapılmıştı ve bütün gelecek kuşaklar için kutsanmıştı. Ama bütün kardeşlerim ve Naftali'nin soyu İsrail kralı Yeroboam'ın Galile dağlarında Dan'da yaptırdığı danaya kurban kesiyordu. Kutsal bir yer olan Yeruşalim'i ziyarete giderken çoğu kez yapayalnızdım. Bütün İsrail'i sonsuza dek bağlayan yasayı yerine getiriyordum. Meyvelerden alınan ilk ürünle ve hayvanlarla, sığırların onda biriyle ve ilk kez kırkılan koyunlarla çarçabuk Yeruşalim'e gidiyordum. Bunları sunmak için Harun'un oğulları olan kahinlere veriyordum. Yeruşalim'de hizmet eden Levililere şarapla mısırın, zeytinlerin, narlarla diğer meyvelerin onda birini veriyordum. 6 yıl süreyle bu ikinci onda bir gelirimin parasını alarak Yeruşalim'e gidip ödedim. Gelirimin üçüncü onda birini öksüzlere, dullara ve İsraililerle birlikte yaşayan yabancılara verdim. Her 3 yılda bir bunu onlara bir armağan olarak verdim. Yemek yerken Musa'nın yasasına ve babamız Ananiel'in annesi Debora'nın öğütlerine uyardık. Çünkü babam ölmüştü ve ben öksüz kalmıştım. Büyüyüp genç bir erkek olunca akrabalarımızdan Anna adında bir kadınla evlendim. Bir oğlumuz oldu. Ona Tobias adını verdim. Asur ülkesine sürgün edilince beni alıp Ninova'ya götürdüler. Bütün kardeşlerim ve benim soyumdan olan kişiler putperestlerin yemeğini yedi. Ama ben putperestlerin yemeğini yemedim. Bütün yüreğimle
Tanrı'ma inanmayı sürdürdüğüm için Yüce Tanrı Şalmaneser'in benimle ilgilenmesini sağladı ve kralın besinini sunmakla görevlendirildim. Ölünceye dek Medya'ya yolculuk ettim ve orada onun adına iş yaptım. Medya'da Rages'te Gabri'nin kardeşi Gabael'e 10 talant gümüş verdim. Şalmaneser ölünce oğlu Sanerip onun yerine geçti. Medya'ya giden yollar kapanmıştı ve artık oraya gidemiyordum. Şalmaneser'in zamanında sadakamı çoğu kez benim soyumdan olan kardeşlerime verirdim. Ekmeğimi aç kalanlara, giysilerimi çıplak olanlara verirdim. Ninova'nın duvarlarının dışına atılan vatandaşlarımın cesetlerini gördüğüm zaman onları alıp gömerdim. Sanerib'in öldürdüklerini de gömdüm. Tanrı onun sövgülerini cezalandırdı ve Yahudiye'den düzensiz biçimde geri çekildi. Öfkelenen Sanerib çok sayıda İsrailli'yi öldürdü. Cesetleri ben gizlice alıp gömdüm. Sanerib cesetleri aradı ama bulamadı. Ninovalı bir kişi krala gidip gizlice gömdüğümü bildirdi. Krala söylenenleri öğrenince ve beni öldürmek için aradıklarını anlayınca korkup kaçtım. Bütün varlığıma el kondu. Tümünü hazine aldı. Elimde kalan salt eşim Anna ve oğlum Tobias'tı. 40 gün geçmeden iki oğlu kralı öldürüp Ağrı Dağı'na kaçtı. Oğlu Eseradon kralın yerine geçti. Kardeşim Anael'in oğlu Akikar Maliye Bakanlığı'na atandı ve kendisine işleri yönetme yetkisi verildi. Akikar benim adıma aracılık etti ve Ninova'ya dönmeme izin verildi. Çünkü Asur kralı Senarip zamanında Akikar baş saki, mührü saklayan kişi, yönetici ve hazine bakanlığı görevlerini bir arada yürütüyordu. Eseradon ondan görevlerini sürdürmesini istemişti. Akikar benim akrabamdı, yeğenimdi. Tobit kör oluyor. Böylece Eseradon döneminde eve döndüm ve eşim Anna ile oğlum Tobias'a kavuştum. Pentekost bayramında yani Haftalar Bayramı'nda güzel bir yemek vardı. Yemek için oturdum. Masayı ve pişirilen yemek türlerini önüme koydular. O zaman oğlum Tobias'a şöyle dedim. Oğlum git de Ninova'ya sürgün edilen kardeşlerimiz arasında dostluğu ve bağlılığı içten olan yoksul birini bul ve buraya getir ki yemeğimi onunla paylaşayım. Geri dönünceye dek seni beklerim çocuğum. Tobias, kardeşlerimiz arasında yoksul birini bulmak için dışarı çıktı. Geri dönüp baba dedi. Ne oluyor oğlum? Diye sordum. Konuşmasını sürdürdü. Baba, ulusumuzdan birini şimdi öldürdüler. Pazar yerinde onu boğup yere attılar. Hala orada. Yiyeceklere dokunmadan çabucak yerimden kalktım. Adamın cesedini pazar yerinden alıp evimdeki odalardan birine koydum ve onu gömmek için güneş batıncaya dek bekledim. Yeniden odama girdim. Yıkandım ve acıyla yemeğimi yedim. Bu arada Peygamber Amos'un Beytel'le ilgili sözlerini anımsadım. Bayramlarınız yasa, şarkılarınız çığlığa dönüşecektir. Ağladım. Güneş batınca gidip bir mezar kazdım ve cesedi gömdüm. Komşularım gülüp şöyle dediler. Bakın hala kaygılanmıyor. Daha önce bu yüzden başına ödül konmuş, kaçmak zorunda kalmıştı. Şimdi de geri döndü ve yeniden ölüleri gömmeye başladı. O gece banyo yaptım. Sonra avluya çıktım ve avludaki duvarın dibine uzanıp yattım. Hava sıcak olduğu için yüzümü örtmeden yattım. Duvarda başımın üstünde serçeler olduğunu bilmiyordum. Onlardan damlayan sıcak birikintiler gözlerimin içine düştü. Ardından gözlerimde beyaz benekler oluştu ve tedavi için hekimlere gitmek zorunda kaldım. Ama gözlerim için gereğinden çok merhem denemelerine karşın benekler beni daha çok körleştiriyordu ve sonunda tümüyle kör oldum. 4 yıl süreyle görmüyordum. Tüm erkek kardeşlerim kaygılanmıştı. Akikar, Elimayis'e gidinceye dek 2 yıl süreyle bakımım için gerekli olan parayı karşıladı. Bundan sonra eşim Anna kadınların yaptığı işlerde çalışmaya başladı. Yün örüp kumaş dokudu. Kendisine ısmarlanan şeyleri götürüp yerine veriyor, ardından parasını alıyordu. Mart'ın 7'sinde elindeki işi bitirip alıcıya götürdü. Parasını ödediler ve kendisine yemek için bir keçi yavrusu armağan ettiler. Evime gelince keçi yavrusu inlemeye başladı. Eşimi çağırıp ona şöyle dedim. Bu yaratık nereden geliyor? Ya çalınmışsa çabuk sahibine geri götür. Çalınmış yiyecekleri yemeye hakkımız yok. Eşim şöyle dedi. Hayır, bana ödenen ücretin dışında bu bana verilen bir armağandır. Ona inanmadım ve keçi yavrusunu sahibine götürmesini istedim. Bunu söylerken karşısında yüzüm kızardı. O bana şu yanıtı verdi.
Verdiğin sadakalardan ne haber? Yapmış olduğun iyi şeylerden ne haber? Bunların karşılığında başına gelenleri herkes biliyor. O zaman yüreğimde acı bir iç çekip ağladım ve inleyerek aşağıdaki duayı okudum. Rabbim, sen herkesin hakkını gözetirsin. Tüm yapıtların doğrudur. Ortamın iyilik ve gerçektir. Dünyanın yargıcısın. Onun için Rabbim, beni anımsa, beni gözet. Günahlarım için, düşüncesizliğimin neden olduğu yersiz davranışlarım için ya da atalarımın günahları için beni cezalandırma. Çünkü sana karşı günah işledik, buyruklarına uymadık. Sen de bizi terk ettin. Bu nedenle bizi soydular, tutsak edip öldürdüler. Başka uluslara karıştık ve o uluslar bizden söz etti. Bizi gülünç duruma soktu, bizi hor gördü. Oysa bütün buyrukların doğrudur. Senin tutumun, yersiz davranışlarımın sonucudur. Atalarımın yersiz davranışları da buna neden olmuştur. Çünkü senin buyruklarına uymadık. Senin katında doğru yolda yürümedik. Şimdi bana istediğin gibi davran. Yaşamımı sonuçlandırmaktan kıvanç duy. Bundan böyle bu topraklarda yaşama isteğimi yitirdim. Yeniden toprak olmak istiyorum. Çünkü ben ölümü yaşama yay tutuyorum. Nedenini bilmeden yerildim ve acım sonsuzdur. Rabbim, beni bu acıdan kurtarmak için vereceğin yargıyı bekleyeceğim. Bırak da sonsuza dek benim olacak eve gideyim. Rabbim, bana sırt çevirme. Çünkü acımasız belaya çatınca ölüm yaşama yeğe tutulur. Bana iftira atılmasından usandım. Ekbatana'da medyada yaşayan Raquel'in kızı Sara'yı bir hastalık sonucu aynı gün babasının hizmetçilerinden biri aşağıladı. Sara'nın 7 kez evlendiğini bilmeniz gerek. Cinlerin en kötüsü olan Asmodeus damatları arka arkaya öldürmüştü. Bu işi evlenen çift birleşmeden önce yapmıştı. Hizmetçi kız şöyle dedi. Evet, damatları sen öldürdün. Seni 7 kez evlendirdiler ve şansın hiç açılmadı. Damatların ölmesi bizleri cezalandırman için bir neden değil. Sen de onların yanına git. Böylece senin çocuğunu görmek olasılığından kurtulmuş oluruz. O gün Sara çok üzüldü. Hüngür hüngür ağladı ve kendini asmayı tasarlayarak babasının odasına çıktı. Ardından düşünceye daldı. Babamı suçladıklarını varsay. Diyecekler ki sevdiğin tek bir kızın vardı ve şimdi acıdan kendini astı. Yaşlı babama böyle bir acı verirsem o bu acıya dayanamaz ve ölüler ülkesine göçer. Kendimi asmamam daha iyi. Ancak ölmek için ve daha çok yaşayıp aşağılanmamak için Tanrı'ya yalvarmalıyım. Ardından pencerenin yanına gitti ve kollarını uzatarak şu duayı okudu. Bağışlayan Tanrı, sen kutsalsın. Adını sonsuza dek kutsayalım. Yarattığın bütün yapıtlar sonsuza dek seni kutsasın. Şimdi yüzümü kaldırıp gözlerimi sana çeviriyorum. Sözün beni yaşadığım topraklardan kurtarsın. Bana iftira atılmasına artık dayanamıyorum. Rabbim, tertemiz olduğumu biliyorsun. Bir erkek eli bana değmedi. Sürgün edildiğimiz bu ülkede ne senin adına leke sürdüm ne de babamın adına. Babamın tek kızıyım. Mirasçı olacak başka çocuğu yok. Yanında bir erkek kardeşi yok. Hiç akrabası kalmadı. Yaşamamı sürdürmem için bir neden yok. Doğrusu 7 koca kaybettim. Bir süre daha yaşayıp ne olacak? Yaşamımı noktalamak istemiyorsan o takdirde bana acıyarak bak. Bana iftira atılmasına artık dayanamıyorum. Duaya yanıt. Anında görkemli Tanrı'nın katında her ikisinin de duası kabul olundu. Tanrı her ikisinin de derdine çare bulması için Rafael adındaki meleği onlara gönderdi. Rafael Tanrı'nın yarattığı ışığı kendi gözleriyle görebilmesi için Tobit'in gözlerindeki beyaz benekleri yok etti. Raquel'in kızı Sara'yı en kötü cinlerden biri olan Asmodeus'tan kurtaracak ve onu Tobit'in oğlu Tobias'la evlendirecekti. Çünkü Sara'ya talip olan bütün erkeklerden önce onunla evlenmek Tobias'ın hakkıydı. Raquel'in kızı Sara yukarıdaki odadan aşağı inerken aynı anda Tobit avludan eve dönüyordu. Aynı gün Tobit medyada Rages'te Raquel'e bıraktığı gümüşleri anımsadı. Şöyle düşündü. Ölmek için dua edecek durumdayım. Ölmeden önce oğlum Tobias'ı çağırıp ona para konusunda bilgi vermem iyi olur. Oğlu Tobias'ı çağırıp ona şöyle söyledi. Öldüğüm zaman onurlu bir şekilde gömülmemi sağla.
Annene saygı göster ve yaşadığın sürece onu asla bırakma. Tüm isteklerini yerine getir ve onu asla üzme. Sen onun rahmindeyken senin için göze aldığı tehlikeleri anımsa. Oğlum, annen öldüğü zaman onu benim yanıma, aynı mezara göm. Yaşadığın sürece Tanrı'ya güven. Günah işlemek ya da Tanrı'nın yasalarına uymamak isteğini asla duyma. Yaşadığın sürece iyi işler yap. Doğru olmayan biçimde asla davranma. Çünkü dürüst davranırsan bütün yaptıklarında başarılı olursun. Doğru davranan bütün insanlar aynı durumdadır. Mallarından bir bölümünü sadaka vermen için ayır. Yoksul kişiye asla sırt çevirme. Tanrı da sana sırt çevirmez. Sadaka verirken varlığını ölçü olarak kullan. Varlıklıysan daha çok ver. Varlıklı değilsen az ver. Ama sadaka verirken eli sıkı olma. Böyle davranırsan yoksulluk günleri için kendine büyük bir hazine hazırlamış olursun. Çünkü sadaka insanı ölümden kurtarır ve karanlığa gömülmesini önler. Sadakayı Yüce Tanrı'nın katında vermek çok etkili bir sunudur. Oğlum, düzensiz davranışlardan sakın. Seçeceğin eş babanın soyundan olsun. Babanın oymağından olmayan yabancı bir eş alma. Çünkü bizler peygamberlerin çocuklarıyız. Baştan beri atalarımız olan Nuh'u, İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u anımsa. Tümü kendi soyundan eş aldı. Çocuklarıyla kutsandılar ve onların soyu yeryüzünün mirasçısı olacaktır. Oğlum, sen de kendi kardeşlerini yeğe tutmalısın. Kardeşlerini asla küçük görme. Onlar ulusun oğulları ve kızlarıdırlar. Eşini onların arasından seç. Çünkü gurur, insanın kaygı duymasına ve yıkımına neden olur. Aylaklık, yoksulluğa ve yoksulluğa neden olur. Çünkü aylaklık, açlığın anasıdır. Senin için çalışanların ücretini çabucak öde. Ücretlerini ödemeyi ertesi güne bırakma. Tanrı'ya hizmet edersen ödülünü alırsın. Oğlum, yaptıklarında dikkatli ol. Bütün davranışlarında tutumun eğitilmiş kişininki gibi olsun. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran. Sarhoş olacak kadar şarap içme. Yolculuk ederken aşırı davranışlardan sakın. Aç olanlara ekmeğini ve çıplak olanlara giysilerini ver. Varlıklıyken elinde bulunanların bir bölümünü sadakaya ayır. Sadaka verdiğin zaman isteksiz olma. Erdemli kişinin mezarına ekmek sunmakta eli açık davran. Ama günahlılara bir şey verme. Bilge kişinin öğüdünü dinle. Yararlı bir öğüdü asla küçümseme. Bir işe giderken Tanrı'ya yalvar. Sana yol göstermesi ve amacına ulaşabilmen için ona yakar. Çünkü bilgelik bütün uluslara verilmemiştir. Bütün iyilikleri veren Tanrı'dır. İsterse insanı yüceltir, isterse insanın yıkımına neden olur. Ölüler ülkesinin derinliklerine gömer. Bundan ötürü oğlum, öğütlerimi anımsa ve sözlerimin izleri asla yüreğinden silinmesin. Şimdi oğlum, medyada Rages'te Gabri'nin oğlu Gabriel'de 10 talant gümüş bıraktığımı sana söylemem gerek. Yoksul oldukça kaygılanma oğlum. Tanrı'dan korkuyorsan, her türlü günahtan uzak duruyorsan ve yaptıklarından Tanrı hoşnutsa senin büyük bir servetin var demektir. Tobias'ın yol arkadaşı. Bunun üzerine Tobias babası Tobit'e şöyle yanıt verdi. Baba, bütün isteklerini yerine getireceğim. Ama ondan parayı nasıl alabilirim? Ne beni tanıyor ne de ben onu. Bana inanması ve gümüşü vermesi için kim olduğumu nasıl belirteceğim? Ayrıca medyaya yolculuk yapmak için hangi yoldan gideceğimi bilmiyorum. Tobit, oğlu Tobias'a şöyle yanıt verdi. Bir pusulayı ikimiz de imzaladık. Pusulayı ikiye büküp kestim. Yarısı bende, yarısı da onda kalsın diye. Pusulanın yarısını aldım. Öbür yarısını da gümüşün yanına koydum. Düşün ki bu olaylar 20 yıl önce oldu. Gümüşü de koruması için ona bıraktım. Bundan ötürü oğlum, seninle yolculuk yapacak güvenilir bir adam bul. Seninle yolculuk edecek, kaybedeceği zaman için ona para ödeyeceğiz. Onunla gidip parayı al. Tobias yolu bilen ve onunla birlikte Medya'ya gidecek bir adam bulmak üzere dışarı çıktı. Dışarıda Rafael adındaki melek onu bekliyordu. Ama Tobias, Tanrı'nın meleklerinden biriyle karşılaştığını anlayamadı. Tobias sordu. Nereden geliyorsun dostum? Melek, İsrailli kardeşlerinden biriyim. İş bulmak için buralara geldim diye yanıtladı. Tobias yine sordu. Medya'ya giden yolu biliyor musun? Kuşkusuz biliyorum dedi. Oraya çoğu kez gittim. Bütün yolları ezbere biliyorum. Medya'ya sık sık gider, Gabel'de kalırdım. Medya'dan Rages'e gitmek 2 gün sürer. Rages, dağlık bölgededir.
Ekbatana da ovanın ortasındadır. Tobias ona şöyle dedi. Dostum, beni bekle. Gidip babamla görüşeyim. Sana gereksinmem var. Benimle gelirsen kaybedeceğin zaman karşılığında sana para öderim. Melek, olur beklerim ama çabuk dön dedi. Tobias içeri girdi ve babasına İsrailli kardeşlerinden birini bulduğunu anlattı. Babası şöyle dedi, onu içeri getir. Ailesi ve oymağı konusunda bilgi almak istiyorum. Senin için güvenilir bir arkadaş olup olmadığını anlamam gerek oğlum. Bunun üzerine Tobias dışarı çıkıp onu çağırdı. Dostum, babam seni bekliyor. Melek eve girdi, Tobit onu selamladı, o da karşılık verdi ve ona mutluluk diledi. Tobit, bir daha mutlu olabilir miyim dedi. Ben körüm, gökten gelen ışığı artık göremiyorum. Işığı görmeyen ölüler gibi karanlığa gömülmüş durumdayım. Ben canlıyken mezara girmiş bir adamım. Söylenenleri duyuyorum ama insanları göremiyorum. Melek ona şöyle dedi, avunmaya çalış. Tanrı yakında seni iyileştirecektir. Avunmaya çalış. Tobit de şöyle dedi. Oğlum Tobias, Medya'ya gitmek istiyor. Ona yol gösterir misin? Kardeşim, sana para veririm. Melek, onunla gitmek istiyorum diye yanıtladı. Bütün bunları biliyorum. Medya'ya çoğu kez gittim. Bütün ovalardan ve dağlardan geçtim. Bütün yolları bilirim. Tobit şöyle dedi. Kardeşim, sen hangi aileden ve hangi oymaktansın? Bana söyler misin? Melek, benim oymağımdan sana ne? Dedi. Tobit, kimin oğlu olduğunu iyice bilmek ve adını öğrenmek istiyorum dedi. Melek şöyle dedi. Ben büyük Hananya'nın oğlu Azarya'yım. Akrabalarından biriyim. Hoş geldin ve selamlar kardeşim dedi Tobit. Ailenin adını bilmek istediğim için sakın alınma. Akrabam olduğunu, iyi ve onurlu bir soydan geldiğini öğreniyorum. Büyük Semeya'nın iki oğlunu Hananya ile Natan'ı tanırım. Benimle Yeruşalim'e gelirlerdi. Orada birlikte dua ettik ve doğru yoldan asla ayrılmadılar. Kardeşlerin değerli kişilerdir. İyi bir soydan geliyorsun. Hoş geldin. Sözlerine şöyle devam etti. Sana günde bir gümüş para ödeyeceğim. Ayrıca oğlum gibi senin de masraflarını karşılayacağım. Yolculuğu oğlumla tamamlarsan sana anlaştığımızdan daha çok para öderim. Melek yanıtladı. Yolculuğu onunla tamamlayacağım. Kaygılanma. Giderken de dönerken de her şey yolunda gidecek. Yol tehlikesizdir. Tobit şöyle dedi. Seni kutsarım kardeşim. Sonra oğluna dönüp şöyle dedi. Oğlum yolculuk için gereken hazırlıkları yap ve kardeşinle yola çık. Göklerdeki Tanrı dış ülkede sizi korusun ve her ikinizi de esenlikle bana geri göndersin. Tanrı'nın iyilik meleği sizinle olsun ve sizi korusun oğlum. Tobias yola çıkmak üzere evden çıktı, annesiyle babasını öptü. Tobit, iyi yolculuklar dedi. Tobias'ın annesi ağlamaya başladı ve Tobit'e şöyle dedi. Oğlumu niçin uzağa gönderiyorsun? O dayandığımız asa değil mi? Her işimize koşmuyor mu? Kuşkusuz önemli olan salt para değildir. Kuşkusuz para oğlumuz kadar değerli değildir. Tanrı'nın bize verdiği yaşam biçimi bize yeterdi. Tobit şöyle dedi. Böyle şeyler düşünme. Her şey iyi olacak. Oğlumuz gidip gelecek. Eve döndüğü gün iyi olduğunu sen de göreceksin. Böyle şeyler düşünme. Onlar için kaygılanma. Tanrı'nın iyi meleklerinden biri onunla beraber gidecek, yolculuğu iyi geçecek. Bize esenlik içinde mutlu dönecek. Balık. O da gözünün yaşını sildi. Delikanlı melekle yola çıktı. Köpek onları izliyordu. Sürekli yol aldılar ve ilk gün akşamüstü Dicle Irmağı'nın yanında kamp kurdular. Delikanlı ayaklarını yıkamak için ırmağa girmişti. Ama sudan sıçrayan büyük bir balık az daha ayağını yutacaktı. Delikanlı bir çığlık attı. Melek şöyle dedi. Balığı yakala, onu kaçırma. Delikanlı balığı yakalayıp ırmağın kenarına çekti. Melek devam etti. Balığı yar, safra kesesini, yüreğini ve karaciğerini çıkar. Bunları bir yana ayır. Bağırsaklarını at. Çünkü safra kesesinin, yüreğinin ve karaciğerinin şifa veren özellikleri vardır. Delikanlı balığı yardı, safra kesesini, yüreğini ve karaciğerini çıkardı. Balığın bir kısmını yemek için kızarttı, geri kalanını da tuzda saklamak üzere bir yana koydu. Sonra yola çıktılar ve Medya'ya iyice yaklaştılar. O zaman delikanlı meleğe sordu. Azarya kardeş, balığın yüreği, karaciğeri ve safra kesesi nasıl şifa verir? Melek şöyle yanıtladı. Balığın yüreğini ve karaciğerini yakarsan, oluşan duman bir şeytanın veya kötü bir cinin musallat olduğu erkeğe veya kadına şifa verir. Bu tür bela hiçbir iz bırakmadan tümüyle ortadan kalkar. Safra kesesine gelince gözlerinde beyaz benekler oluşan kişi için göz merhemi olarak kullanılır.
safra kesesini kullandıktan sonra gözlerin şifa bulması için beneklerin üstüne üflemen yeterli. Medya'ya girdiler ve Ekbatana'ya çok yaklaştılar. Rafael delikanlıya Tobias kardeş dedi. Ötekisi yanıtladı. Buyurun. Melek konuşmasını sürdürdü. Bu gece Rochelle'de kalacağız. O senin akraban olur. Sara adında bir kızı var. Ama Sara'dan başka hiçbir oğlu veya kızı yok. En yakın akrabası sensin. O başkalarının değil, senindir. Ve babasının mirasında hak talep edebilirsin. Sara düşünceli, yürekli ve çok güzel bir kızdır. Babası onu çok sever. Onunla evlenmek hakkındır. Dinle kardeşim. Bu akşam kız konusunda babasıyla konuşacağım. Kızın seninle nişanlanmasını sağlayacağım. Rages'ten dönüşümüzde evlenirsiniz. İnan ki Rochelle'in bu önerimi geri çevirmeye ya da kızını başkasıyla nişanlamaya hakkı yoktur. Çünkü Musa'nın yasası böyle buyuruyor. Rochelle kabul etmezse ölümünü istiyor demektir. Akrabası olma nedeniyle kızıyla evlenmek herkesten önce senin hakkın. Rochelle bunu öğrenecektir. Bu nedenle dinle kardeşim. Bu akşam kız konusunda konuşacağız ve seninle evlenmesini isteyeceğiz. Rages'ten dönüşümüzde onu da alır, senin evine götürürüz. Tobias, Rafael'e şöyle yanıt verir. Azarya kardeş, duyduğuma göre o kızı 7 kez evlendirmişler ama 7 damat da zifaf odasında ölmüş. O odaya girdikleri gece ölmüşler. Damatları bir cinin öldürdüğünü duydum. Bu nedenle biraz kaygılanıyorum. Kuşkusuz cin kıza bir kötülük yapmıyor. Çünkü onu seviyor. Ama bir erkek kıza yaklaşmak isterse cin onu öldürüyor. Ben babamın tek oğluyum ve ölmek istemiyorum. Annemle babama böyle bir acı vermekten çekiniyorum. Çünkü bu acı onların mezara girmesine neden olur. Onları görecek başka oğulları yok. Melek şöyle dedi. Babanın öğüdünü unutacak mısın? O sana babanın ailesinden bir eş seçmeni salık verdi. Öyleyse dinle kardeşim. Sen cin için kaygılanma. O kızla evlen. Sana söz veriyorum. Bu gece onu sana eş olarak vermeyi kabul edecekler. Zifaf odasına girdiğin zaman balığın yüreğini ve karaciğerini al ve bunların bir kısmını yakılan buğurun içine koy. Buhar yayılacak, cin de bu kokuyu alınca kaçacak. Bir daha kızın yanına asla dönmeyecek. Öyle bir tehlike yoktur. Sonra birleşmeden önce ikiniz de ayağa kalkın ve dua edin. Göklerdeki Tanrı'dan sizi bağışlamasını ve korumasını dileyin. Kaygılanma. O kız başından beri senindi ve onu sen kurtaracaksın. O kız seni izleyecektir ve sana söz veriyorum, sana vereceği çocuklar için birer erkek kardeş olacaktır. Duraksama. Tobias, Rafael'in bu sözlerini duyunca ve Sara'nın babasının akrabalarından olduğunu anlayınca Sara'ya o denli vuruldu ki artık gönlünün sahibini bulmuş oldu. Rochelle. Ekbatana'ya giderken Tobias şöyle dedi. Azarya kardeş, beni çabucak kardeşimiz Rochelle'e götür. O da Rochelle'in evine giden yolu Tobias'a gösterdi. Rochelle avlu kapısının yanında oturuyordu. İlk önce selam verdiler, o da yanıt verdi. Hoş geldiniz. Selamlar kardeşlerim. Onları eve götürdü. Eşi Edna'ya şöyle dedi. Bu genç adam kardeşim Tobit'e nedenli benziyor? Edna nereden geldiklerini sordu. Biz Ninova'ya sürgün edilen Naftali'nin oğullarıyız dediler. Onlara kardeşimiz Tobit'i tanıyor musunuz diye sordu. Onlar evet tanıyoruz dediler. Edna yine sordu. Kendisi nasıl? Onlar hala yaşıyor ve iyidir diye yanıt verdiler. Tobias sözlerini şöyle sürdürdü. O benim babamdır. Rochelle ayağa fırladı ve onu öpüp ağladı. Konuşabildiği zaman şöyle dedi. Seni kutsarım oğlum. Soylu bir babanın oğlusun. O denli erdemli ve o denli iyi işler yapan bir insanın kör olması ne acıklı. Akrabası olan Tobias'ın boynuna sarıldı ve gözyaşı döktü. Eşi Edna onun için ağladı. Kızı Sara da gözyaşı döktü. Rochelle sürüden bir koyun kesti ve konukları içtenlikle karşıladılar. Yıkandılar, banyo yaptılar ve sofraya oturdular. Sonra Tobias Rafael'e şöyle söyledi. Azarya kardeş, bacın Sara'yı benim için Rochelle'den ister misin? Rochelle bu sözleri duydu. Genç adama şöyle söyledi. Ye, iç ve elinden geldiği kadar bu geceden faydalan. Kızım Sara ile başka kimsenin evlenmeye hakkı yoktur. Buna ancak senin hakkın vardır kardeşim. Kızımın en yakın akrabası olduğuna göre ben onu senden başkasına veremem. Ancak oğlum seninle açık konuşmalıyım. Akrabalarımız arasından 7 kez ona bir koca bulmaya çalıştım. Ancak hepsi de kızımın odasına girince ilk gece öldü.
Oğlum, şimdi ye, iç. Tanrı seni bağışlayacak ve gönül rahatlığı verecektir. Tobias şöyle konuştu. Sen benim hakkımda bir karara varıncaya dek yiyip içmekten anlamam. Rokuel yanıt verdi. Dediğin gibi olsun. Çünkü Musa'nın yasası uyarınca o sana verilmiştir. Tanrı'nın buyurduğu da senin olması yolundadır. Göklerdeki Tanrı bu gece yardımcın olsun. O seni bağışlasın ve sana gönül rahatlığı versin. Rokuel kızı sarayı çağırdı. Elini tuttu ve kızını Tobias'a vererek şöyle söyledi. Onu sana emanet ediyorum. Musa'nın yasasına ve yargısına göre o senin karındır. Onu götür. Vicdanın rahat etsin ve onu babanın evine götür. Göklerdeki Tanrı'nın yardımıyla yolun açık olsun. Gönül rahatlığıyla git. Sonra kızının annesine döndü ve yazı yazmak için kağıt istedi. Evlilik sözleşmesini hazırladı. Musa'nın yasası uyarınca kızın Tobias'la nasıl evlendirildiğini yazdı. Birlikte yiyip içtiler. Rokuel eşi Edna'yı çağırıp şöyle söyledi. İkinci odayı hazırla ve kızını oraya götür. Edna kocasının buyurduğu gibi yatağı o odada hazırladı ve kızını odaya götürdü. Kızı için ağladı, sonra gözünün yaşını sildi ve şöyle söyledi. Yürekli ol kızım. Göklerdeki Tanrı acını sevince çevirsin. Yürekli ol kızım. Bunu dedikten sonra dışarı çıktı. Cin kovuluyor. Yiyip içtikten sonra yatma zamanı geldi. Genç adamı yemek odasından yatak odasına götürdüler. Tobias, Rafael'in öğüdüğünü hatırladı. Çantasını açtı, balığın yüreğini ve karaciğerini çıkardı ve bunların bir kısmını yakılan buhurun içine koydu. Balığın buharı cine acı verdi ve cin hava yoluyla Mısır'a kaçtı. Rafael onu izledi ve çabucak bağlayıp prangaya vurdu. Tobias'ın duası. Bu arada anne ve baba dışarıya çıkmış ve kapıyı kapatmıştı. Tobias yataktan kalktı ve saraya şöyle söyledi. Kalk, sen ve ben Tanrı'ya dua etmeliyiz. Tanrı'dan bizi bağışlamasını ve korumasını dilemeliyiz. Sara ayağa kalktı ve Tanrı'nın onları koruması için birlikte dua ettiler. Tobias şöyle dua etti. Ey atalarımızın Tanrısı, sen kutsalsın. Adın da kutsaldır, sonsuza dek. Gökler seni kutsasın. Bütün yaptıkların sonsuza dek seni kutsasın. Adem'i sen yarattın. Ona yardımcı olması ve onu desteklemesi için eşi Havva'yı sen yarattın. İkisinden insan soyu doğdu. Sen şöyle dedin. Erkeğin yalnız kalması iyi değildir. Ona benzeyen bir eş yaratalım. Ben bunu cinsel istek nedeniyle almıyorum. Onu içtenlikle bekar olduğum için alıyorum. Bize karşı sevecen davran. Ona ve bana acı. Birlikte yaşlanmamıza sağla. Amin diyerek gece yattılar. Ama Rokuel kalkıp hizmetçilerini çağırdı. Hizmetçiler gelip bir mezar kazmak için ona yardım ettiler. Rokuel şöyle düşünüyordu. Tanrı'nın izniyle ölmese keşke. Yoksa bizi bekleyen üstü kapalı alay ve utançtır. Mezar hazır olunca Rokuel eve dönüp karısını çağırdı. Ona şöyle söyledi. Odaya bir hizmetçi gönderdi. Tobias'ın hala yaşayıp yaşamadığını anlayalım. Çünkü ölmüşse kimsenin haberi olmadan belki onu gömebiliriz. Hizmetçiyi çağırdılar, lambayı yaktılar ve kapıyı açtılar. Hizmetçi içeri girdi. Her ikisinin de derin bir uykuda olduğunu gördü. Hizmetçi dışarı çıkıp fısıldayarak şöyle söyledi. Delikanlı ölmedi, işler yolunda. Bunun üzerine Rokuel göklerdeki Tanrı'ya şükrederek şöyle söyledi. Rokuel Tanrı'yı övüyor. Sana hamd ederiz, şükrederiz Tanrım. Saf gönüllerle hamd ederiz. Sonsuza dek sana hamd edilsin, şükredilsin. Beni sevindirdiğin için sana hamd ederim. Korktuğum başıma gelmedi. Onun yerine bize karşı davranışında olağanüstü bir acıma vardı. Sana hamd ederim. Tek oğul olan bu delikanlıya, tek evlat olan bu kızcağıza acıdığın için. Efendim, onları bağışla ve koru. İzin ver de onların yaşamında mutluluk ve bağışlanma olsun. Düğün hazırlıkları. Rokuel gün doğmadan hizmetçilerin mezarı toprakla doldurmalarını söyledi. Eşine bol bol ekmek yapmasını söyledi. İki öküzle 4 koyunu sürüden alıp getirdi ve onları pişirmeleri için hizmetçilerini buyruk verdi. Hazırlıklar başladı. Tobias'ı çağırıp ona şöyle söyledi. 15 gün bir yere gidemezsin. Burada kalacaksın. Benimle yiyip içeceksin. Kızım çok acı çekti.
onu yeniden mutlu edeceksin. Bundan başka varlığımın yarısı senin olsun ve hiçbir engele karşılaşmadan babana dönersin. Eşim ve ben ölünce varlığımın öbür yarısı da senin olacak. Yürekli ol oğlum. Ben senin babanım ve Edna da senin annendir. Bundan böyle senin de aileniz. Bundan sonra Tobias Rafael'e dönüp şöyle söyledi. Azaria kardeş, yanına 4 hizmetçiyle 2 deve al ve Rages'e git. Gabriel'in evine git. Ona pusulayı ver ve para işiyle ilgilen. Onu düğüne davet et. Biliyorsun ki babam günleri sayıyor ve her geçen gün ona sıkıntı veriyor. Raquel'in yapacaklarına ilişkin içtiği andı gördüm. Onun andı elimi kolumu bağlıyor. Rafael, Medea'ya Rages'e gitmek üzere 4 hizmetçi ve 2 deveyle yola çıktı. Vardıklarında Gabriel'in evinde kaldılar ve Rafael ona pusulayı verdi. Ona Tobit'in oğlu Tobias'ın evlendiğini söyledi ve onu düğüne çağırdı. Gabriel torbaları Rafael'in önünde saymaya başladı. Mühür olduğu gibi duruyordu. Bütün torbaları develere yüklediler. Sabahleyin erkenden şölene yetişmek için birlikte yola çıktılar ve Rafael'in evine vardılar. Tobias yemek yiyordu. Ayağa kalkıp onu karşıladı. Gabriel hüngür hüngür ağlamaya başladı ve şu sözlerle onu kutsadı. Davranışlarında adil ve cömert olan kusursuz bir babanın erdemli oğlu. Tanrı seni, eşini, eşinin anne ve babasını kutsasın. Kuzenim Tobit'in bu canlı suretini bana gösterdiği için Tanrı'ya hamd ederim. Bu arada Tobit yolculuk için gereken günleri sayıyordu. Gün sayısı dolmuştu ama oğlu hala dönmemişti. Orada onu alıkoymadıklarını umut ederim. Gabriel'in ölmediğini umut ederim. Belki de ona para verecek kimse yoktu diye düşündü. Tobit tasalanmaya başladı. Eşi Anna sürekli olarak şöyle diyordu. Oğlum öldü. O artık yaşamıyor. Ağlayıp oğlu için yas tuttu. Sürekli söyleniyordu. Eyvah oğlum. Gözümüzün nuru. İzin verdim de gittin. Tobit de ona sus böyle şeyler söyleme diyordu. Oğlumuz iyidir. Orada onu alıkoyan bir şey var. Onun arkadaşı akrabamızdır ve ona güvenebiliriz. Yürekli ol, o yakında dönecektir. Eşi şöyle diyordu. Beni rahat bırak ve aldatmaya kalkma. Çocuğum öldü. Her gün aniden evden dışarı çıkıp oğlunun giderken izlediği yola bakıyordu. Ancak kendi gözlerine inanıyordu. Güneş batınca yeniden eve dönüyor, geceleri ağlayıp inliyor ve uyuyamıyordu. Raquel kızının düğün şöleninin 14 gün süreceği konusunda ant içmişti. 14 gün geçtikten sonra Tobias onun yanına gidip şöyle söyledi. Artık bırak da gideyim. Annemle babam beni yeniden görme umudunu yitirmişlerdir. Baba, senden şunu diliyorum. Bırak da babamın yanına döneyim. Babamdan ayrıldığım zaman onun ne kötü durumda olduğunu sana anlattım. Raquel Tobias'a şöyle söyledi. Kal oğlum, benimle kal. Baban Tobit'e ulaklar gönderirim. Senin haberini ona iletirler. Ama Tobias direndi. Olmaz, babamın evine dönmek için senden izin istiyorum. Raquel ses çıkarmadı ve kızı sarayı koruması için Tobias'a verdi. Tobias'a ayrıca varlığının yarısını verdi. Ona erkek ve kadın hizmetçiler, öküzler ve koyunlar, eşekler ve develer, giysiler, para ve ev eşyası verdi. Onların sevinçle yola koyulmalarına izin verdi. Ayrılırken Tobias'a şöyle söyledi. Esenlikler dilerim oğlum. Yolun açık olsun. Göklerdeki Tanrı sana ve eşin Sara'ya sevecenlikle davransın. Ölmeden önce çocuklarını görmek benim için bir umut. Kızı Sara'ya da şöyle söyledi. Şimdi kaynatanın evine git. Çünkü bundan böyle onlar seni dünyaya getiren ailen kadar sana yakındır. Gönül rahatlığıyla git kızım. Yaşadığım sürece seninle ilgili salt iyi şeyler duymayı umut ediyorum. Onlara güle güle dedi ve yola koyuldular. Edna da Tobias'a şöyle söyledi. Sevgili oğlum, Tanrı seni yeniden geri getirsin. Ölmeden önce senin ve kızım Sara'nın çocuklarını göreceğimi, bunun için gerektiği kadar yaşayacağımı umut ediyorum. Tanrı'nın katında kızımı koruman için sana veriyorum. Yaşadığın sürece onu hiçbir zaman mutsuz etme. Gönül rahatlığıyla git oğlum. Hep birlikte mutlu günler geçirmenizi dilerim. Her ikisini de öptü. Onlar da sevinçle yola koyuldular. Tobias Raquel'in evinden ayrılırken içi rahat etmişti. Kıvanç duyarak gökyüzünün ve yeryüzünün tanrısına, bütün evrenin egemenine hamd etti. Yolculuğunun iyi bir şekilde sonuçlanmasını diledi. Raquel'i ve eşi Edna'yı kutsadı.
yaşadığım sürece sizi onurlandırmak benim mutluluğum olacaktır, dedi. Tobit'in gözleri şifa buluyor. Ninova'nın karşısındaki Kaserin'e yaklaşırken Rafael şöyle söyledi. Babanı nedenli kötü durumda bıraktığımızı biliyorsun. Biz eşinden önce gidelim ve evi hazırlayalım. O da öbürleriyle birlikte arkadan gelir. Birlikte ilerlediler. Rafael safra kesesini alması için Tobias'ı uyarmıştı. Anna oturmuş oğlunun gelirken izleyeceği yola bakıyordu. Kuşkusuz oğlunun geldiğine inandı ve Tobit'e şöyle söyledi. Oğlun arkadaşıyla beraber geliyor. Tobias babasının yanına gitmeden önce Rafael ona şöyle söyledi. Sana söz veriyorum. Babanın gözleri şifa bulacaktır. Balığın safra kesesini gözlerine koymalısın. İlaç acı verecek ve gözlerinden ince beyaz bir zar çıkacak. Baban görebilecek ve ışığa bakabilecek. Tobias'ın annesi ona doğru koştu. Oğlunun boynuna sarıldı ve şöyle söyledi. Artık ölsem de gam yemem. Çünkü seni yine gördüm ve gözyaşı döktü. Tobit ayağa kalktı, avluyu sendeleyerek geçip kapıya geldi. Tobias ona doğru ilerledi. Balığın safra kesesini elinde tutuyordu. Babasının gözlerini üfledi. Kımıldamamasını söyleyerek şöyle dedi. Yürekli ol baba. Sonra ilacı sürdü ve bir süre orada bıraktı. Ardından iki eliyle babasının gözlerinin kenarlarından başlayarak zar biçimindeki deriyi soydu. Babası boynuna sarıldı. Gözyaşı döktü. Birden görebiliyorum oğlum gözümün nuru diye bağırdı ve ekledi. Tanrı'ya övgüler olsun. Yüce adına hamd olsun. Yol gösteren kutsal meleklerin için sana hamd olsun. Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun. Çünkü beni şiddetle cezalandırmıştı. Şimdi bana acıdı ve oğlum Tobias'ı görüyorum. Tobias eve girdi, yüksek sesle ve sevinçle Tanrı'yı övdü. Ardından babasına her şeyi anlattı. Yolculuğunun başarıyla geçtiğini, gümüşü geri getirdiğini, Raquel'in kızı Sara'yla evlendiğini, eşinin kendisini izlediğini, yakında olduğunu ve Ninova'nın kapısına yaklaştığını söyledi. Tobit, gelinini karşılamak üzere Ninova'nın kapısına doğru ilerledi. Bir yandan da kıvançla Tanrı'yı övdü. Ninova halkı, Tobit'in yanında yol gösteren biri olmadan yürüdüğünü ve eskisi gibi canlı biçimde ilerlediğini görünce şaşakaldı. Tobit, Tanrı'nın kendisine nasıl acıdığını ve gözlerine şifa verdiğini herkese anlattı. Oğlu Tobias'ın eşi Sara'yı karşıladı ve onu şu sözlerle kutsadı. Hoş geldin kızım. Seni bize gönderdiği için Tanrı'ya hamd ederiz. Babanı kutsarım oğlum. Tobias'ı kutsarım ve seni de kutsarım kızım. Sevinçle ve kutsamayla kendi evine hoş geldin. İçeri gir kızım. Tobit, Ninova'da oturan bütün Yahudiler için o gün bir şölen verdi. Kuzenleri Akikar ve Nadab, Tobit'in mutluluğunu paylaşmak için geldiler. Rafael. Şölen bitince Tobit, oğlu Tobias'ı çağırıp şöyle dedi. Oğlum, seninle yolculuk eden arkadaşına ödeyeceğin parayı düşünmen gerek. Ona kararlaştırdığımızdan fazlasını ver. Tobias, baba yardımları için ona ne ödemem gerek diye sordu. Geri getirdiğimiz malların yarısını ona versem bile yine de kazançlı sayılırım. Esenlikle sana dönmemi sağladı. Eşimi iyileştirdi, parayı da getirdi ve şimdi de seni iyileştirdi. Tüm yaptıkları için ona ne vereyim? Tobit şöyle söyledi. Geri getirdiği malların yarısını fazlasıyla kazandı. Bunun üzerine Tobias arkadaşını çağırıp şöyle söyledi. Tüm yaptıklarının karşılığında geri getirdiğin malların yarısını ücret olarak alabilirsin ve gönül rahatlığıyla gidebilirsin. O zaman Rafael her ikisini yanına çağırıp şöyle söyledi. Tanrı'ya hamd edin ve bütün canlıların önünde size verdiği iyilikler için onu övün. Ona hamd edin ve adını yüceltin. Tanrı'nın yaptıklarını hak ettiği gibi bütün insanların önünde açığa vurun ve ona şükretmekten asla usanmayın. Bir kralın gizini sağlamak doğrudur, aynı biçimde. Tanrı'nın yaptıklarını bildirmek ve açığa vurmak doğrudur. Yaraştığı gibi ona şükredin. Doğru olanı yapın ve size hiçbir kötülük gelmez. Dua edip oruç tutmak ve sadaka verip doğru olanı yapmak, varlıklı olup günah işlemekten daha iyidir. Altın biriktirmektense sadaka vermek daha iyidir. Sadaka insanı ölümden kurtarır ve her türlü günahtan temizler. Sadaka verenlerin günleri boş geçmemiştir. Günah işleyip kötülük yapanlarsa kendilerine zarar verirler. Size bütün gerçeği anlatacağım. Sizden bir şey saklamayacağım.
Ben kralın gizini saklamanın doğru olduğunu ve aynı şekilde Tanrı'nın yaptıklarını yaraşır biçimde açıklamanın doğru olduğunu size daha önce söylemiştim. Şunu bil ki sen Sara ile birlikte dua ederken yakarışlarınızı görkemli Tanrı'ya sunan ve onları okuyan bendim. Ölüyü gömdüğünüz zaman da durum böyleydi. Bir ölüyü gömmek için duraksamadan sofradan kalktığın zaman kutsal inancını denemek için ben gönderilmiştim. Aynı biçimde Tanrı seni ve gelinin Sara'yı iyileştirmem için beni gönderdi. Ben Rafael'im. Tanrı'nın yüce katına çıkmak için her an hazır bekleyen 7 melekten biriyim. Eski ve yeni anlaşmada bu 7 melekten 3'ünün sözü geçer. Cebrail, Mikail ve Rafael. Her ikisinin gönlü, karşı konulamaz korku ve saygı duygularıyla dolu, ürküntüyle yüzüstü yere kapandılar. Ama melek şöyle söyledi. Kaygılanmayın, gönlünüz rahat olsun. Sonsuza dek Tanrı'ya hamd edin. Bana gelince, sizlerle birlikte olmak konusundaki yargıyı ben vermiş değilim. Tanrı'nın buyruğu böyle belirdi. Yaşadığınız sürece ona hamd etmeli, onu övmelisiniz. Beni yemek yerken gördüğünüzü sandınız. Ancak bu oluşan bir görüntüydü. Başka bir şey değildi. Şimdi yeryüzünde Rabbinize hamd edin ve Tanrı'ya şükredin. O yukarıdan beni buraya gönderdi. Ben de ona dönmek üzereyim. Olup bitenleri yazın. Rafael yukarıya yükseldi. Yeniden ayağa kalktıkları zaman Rafael artık görünmüyordu. Tanrı'yı ilahilerle övdüler. Böyle mucizeler yaptığı için ona şükrettiler. Çünkü Tanrı'nın bir meleği onlara görünmüştü. Ninova. Tobit 112 yaşındayken gönül rahatlığıyla öldü ve Ninova'da onurlu biçimde gömüldü. Kör olduğu zaman 62 yaşındaydı. Şifa bulduktan sonra rahat yaşadı, sadaka veriyor, sürekli olarak Tanrı'ya hamd ediyor ve onun yüceliğini övüyordu. Ölmek üzereyken oğlu Tobias'ı çağırdı ve şöyle buyurdu. Oğlum, çocuklarını al ve buradan uzaklaşıp Medya'ya git. Çünkü Nahum'un bildirdiği gibi Ninova ile ilgili Tanrı'nın sözüne inanıyorum. Her şey böyle olacaktır. Tanrı'nın elçilerinin Asur ve Ninova hakkında önceden haber verdikleri şeyler gerçekleşecektir. Onların söylediği bir tek söz boş değildir. Her şey zamanında olacaktır. Medya'yı güvenliğin açısından Asur'a ve Babil'e yeğ tutarım. Çünkü bildiğim kadarıyla Tanrı'nın bütün söyledikleri gerçekleşecektir. Her şey böyle olacaktır. Önceden haber verilen olayların tümü gerçekleşecektir. O halde çocuklarım, sadaka vermenin sonucunu görüyorsunuz. Kötülüğün ölüme neden olduğunu anlıyorsunuz. Ama soluğum kesildi. Onu yatağına yatırdılar. Öldü ve onurlu bir biçimde gömüldü. Annesi ölünce Tobias onu babasının yanına gömdü. Sonra eşi ve çocuklarıyla beraber Medya'ya gitti. Kaynatası Raquel'e Ekbatana'da yaşadı. Eşinin yaşlanan annesi ve babasına her türlü ilgiyi ve saygıyı gösterdi. Ekbatana'da gömdü. Babası Tobit'in mirasından başka Raquel'in mirası da Tobias'a kaldı. Kendisi çok onurlandırıldı ve 117 yaşına dek yaşamını sürdürdü. Ölmeden önce Ninova'nın yıkılışına tanık oldu. Medya kralı Çaksares'in Ninova halkını tutsak ettiğini ve sınır dışı edip Medya'ya getirdiğini gördü. Ninova halkına ve Asurlulara verdiği acılar için Tanrı'ya hamd etti. Ölmeden önce Ninova'nın sonu nedeniyle sevinmek olanağını buldu ve Tanrı'ya sonsuza dek hamd etti. Araştırmalarım çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Videolarımızı paylaşmanızı, abone olarak aramıza katılmanızı, kanala destek olmanızı sizlerden bekliyorum. Herkese teşekkürlerimi.